Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün Suriyeli çocukların eğitime erişimini konuşacağız. Stüdyoda Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba. Emre Hoca ve Pınar Hoca bir makale yayınladı yakın zamanda Suriyeli çocukların eğitime erişimine dair. Öncelikle makalenizi size sormadan önce Pınar Hocam sizle başlayalım. Hı hı. Suriyeliler, mülteciler bugün kaç kişi var Türkiye'de ve sizin araştırmanız dolayısıyla da kaçı eğitim yaşında, 18 hı hı. yaşının altında? En son verilere göre 2017'nin sonunda 3.300.000 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Biz sizin de tercih ettiğiniz üzere mülteci kavramını kullanıyoruz ama aslında geçici koruma altında görünüyorlar. Kavram olarak o kullanılıyor. Bunun da 1.5 milyonun biraz üzeri 0-18 yaş arası. Yaklaşık 400.000'inin de eğitim imkanlarında sahip olmadığını biliyoruz. MEP kayıtlarına göre böyle. 400.000 0-18 yaş arası çocuk. Okula gidemeyen çocuk var. Makalenizin ismi ve araştırmanızı size soralım hocam. Evet, makale ismi Eğitime Kim Erişemiyor? Türkiye'de bir çocuk, Suriyeli bir çocuk için öğrenci olmanın zorlukları diye bir başlığı var. Tabii makale yazma süreci biraz vakit alan bir şey. 2018 Ocak ayında yayınlandı ama makalenin yazımı herhalde 2017 Ağustos civarındaydı. Yani bir yıl önceydi. Elimizde daha az veri vardı ve şu sorunun yanıtını bilmiyorduk. Pınar hocamızın bahsettiği %40-%50'lik bir erişimden bahsediliyor. Onu da hemen bir kırılımını verelim. Türkiye'de nasıl eğitim veriliyor diye. Bir kere Suriyelilerin bir kısmı kamplarda. Kamplarda okullar var. %10 civarında. Orada ayakta olan okullar var başından beri. Geçici eğitim merkezleri dediğimiz bir sistem var. Bu geçici eğitim merkezlerinin bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bir kısmı da özel olarak işletiliyor. Bir de devlet okulları var. Pınar hocamızın bahsettiği mesele çok önemli. Bizim 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nden ve 1968 revizyonundan yanlış hatırlamıyorsam beri bir iştihatımız yoktu. Mülteciler hakkında. İlk defa 2013 yılında çıktı, 2014 yılında da eğitim kısmı açıldı. Yani yeni uğraşmaya başladığımız mesele eğitim kısmıyla beraber de mültecilerin, mülteci demiyoruz, geçici koruma altındaki insanların eğitime dahil olmaları geldi. Şu anda amaç olabildiğince Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitimine dahil etmek. Bunu amaçlayan bir sistemden bahsediyoruz. Şu anda 1 milyona yakın öğrenci var. 1 milyona yakın öğrencinin yaklaşık 400-450 bini yanlış hatırlamıyorsam eğitim alabiliyor. Okuma çağında 1 milyon var. Bunların da büyük çoğunluğu hala geçici eğitim merkezlerinde. Bunun sayısının daha fazla açılmaya başlıyor. Şimdi bizim ortaya çıkan meseleniz buydu. Çok az bir erişim var. Bir de iller arasında çok büyük farklılıklar var. %40'lar, %45'ler gibi yerler olduğu gibi %10, %20'ler var. Bundan dolayı da biz ne fark ediyor dedik. Hangi faktörler buna katkıda bulunuyor dedik. Şanslıydık. Burada da kendilerine teşekkür etmemiz gerekiyor. Hayata Destek Derneği'nin yürüttüğü bir ihtiyaç analizi vardı. Şanlıurfa ve Hatay illerinde Suriyelilerle ilgili. O araştırmanın biz bir kısmını kullandık. Çok detaylı bir araştırmaydı ve şu soruyu yanıtlamaya çalıştık. Hangi faktörler baktığımız zaman çocukların okula devam edip etmemelerini belirliyor araştırmaya çalıştık. İşte makalede yeni yayınlandı. Anlatmıyor ki 2017'den 2018'e kadar bir makale yazma öyküsünden bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam sadece 2016'da. Sayısı da hala çok artmış değil bu tür çalışmalar. Arttığını kabul edelim. Yani 2 yılda çok sayıda çalışma var. Buraya gelirken baktık 3-4 tane nedir diye baktığımızda karşımıza çıkan çalışma var ama hala biz mikro düzeyde çok fazla bilmiyoruz. Makro düzeyde bazı veriler var. AFAD'ın verileri var. Göç İdaresi'nin var. MEB'in verileri var ama mikro düzeyde bakmamız gerekiyor. Bu açıdan bize önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk mikro çalışmalardan bir tanesi yani çocuk bazında, aile bazında burada kaç tane çocuk var, kaçı okula gidiyor? Peki ailenin diğer özellikleriyle nasıl örtüşüyor? Önemli bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yani o ilişkisellik biraz aslında açmaya çalıştığımız şey. Çünkü genelde bu alanda raporlar çok var ve çok kıymetli bu raporlar. Özellikle anlamaya çalışırken Türkiye gibi bu kadar büyük bir yoğun göçü almaya alışık olmayan bir ülke için bunlar çok kıymetli tespitler. Bizim orada daha sınırlı bir işte 541 veri sayısı. Bunun üzerinden ama bakmaya çalıştığımız peki hangi değişkenler etkiliyor da bir aile çocuklarını okul sisteminin içine katabiliyor, diğerleri katamıyor. Yani bunları belki masanın üstüne biraz daha detaylı koyabilirsek izlenebilecek politikaları da en azından
her bir aileye değil ama daha odaklanarak en ihtiyaç sahibini ulaştırabilecek politikalar önerilebilir diye bir kaygı var arkada. İki il bazlı. Evet, araştırma. Urfa ve Hatay. Peki bulgularınıza gelelim o zaman. Genel olarak ne çıktı sonucunda bu araştırma? Yani bir kere belki hepimizin bildiği bir şeyi çok net burada tekrar bulmuş olduk. Çok ciddi bir ekonomik durum söz konusu. Yoksul ailelerden bahsediyoruz. Yoksul ailelerin çocuklarının eğitime yollamak konusunda yaşadıkları zorluktan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'li izleyicilerimiz diyecek ki bu aslında Türkiye'nin genel sorunlarından bir tanesi. Bence böyle değerlendirmemiz gerekiyor zaten. Hani bu konuyu aslında sadece cımbızlamak değil. Çünkü Türkiye'de çok ciddi olarak yoksulluğun ve bu bağlamda da çocuk yoksulluğunun eğitime erişimde, eğitimin kalitesinde ve eğitime devamlılıkta çok güçlü bir etkisi var. Bu ilişkiyi bu daha önce bizim yaptığımız çalışmalarda da başka yapılan çalışmalarda da göstermiştik. Şimdi aynı şekilde burada ailelerin eğer belli bir gelir düzeyinin altındaysa en temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa zaten çocuğun okuluna gelinemiyor. Çocuk okula devam edemiyor. Bu çok net ama çok önemli. Çünkü buna bağlı olarak da işte şartlı nakit transferi de dahil olmak üzere politikalar üretiliyor ve uygulanmaya çalışılıyor. Bunları daha iyi hale getirmek ve daha güçlü hale getirmek gerekiyor. Bir başka bulgu da belki hani diğer bildiğimiz öykü kadar çok tekrarlanmayan kaç tane çocuğun olduğu çok fark etti bizim bulgularımızda. Kalabalık aile. Kalabalık aile. Kalabalık aile. Kalabalık aile olduğu zaman çocukların okula devam oranının çok ciddi olarak daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu da aslında yine bizim daha önceki çalışmalardan biraz bildiğimiz bir öykü. Yani kalabalık ailelerle ilgili çünkü ailede çok daha kısıtlı bir gelirle daha çok kişinin hayatta kalmaya çalışması var. Ama burada çok çarpıcı olarak çıktı. Yani öncelikle çocukların okula devamını istiyorsak Suriye'den gelen çocukların kalabalık ailelere dair daha vurgulu projeler geliştirmeye çalışmak, daha hedefe almak önemli diye geliyor bana. Ekonomik durumla ilgili size söyleyeyim hocam. Bir Türk ailesinden farklı olarak mülteci ailesini düşününce özellikle aklımıza şu geliyor. Ailede para kazanacak insanın olmaması tabii, belki de. Yani hem bir anne figürü hem bir baba figürü savaştan kaçmış ailelerle ilgili en büyük problemlerden biri bu olsa gerek. Yani zaten şöyle bir şeyden bahsedeyim. Elimizdeki rakam hani nedir dendiği zaman $400 ortalama geliri. Burada o dönemin parasıyla bugün 1500-1600 lira asgari ücreti ancak bir ortalama yakalayan bir gelirden bahsediyoruz. Ve bunu da kazanmak çok kolay bir şey değil. Standart sapması da çok yüksek. Bunun anlamı ne? Bazıları kazanabiliyor, bazıları kazanamıyor. Burada hep aklımıza tutmanız gereken bir şey var. Biz 3,5 milyon yaklaşık Suriyeliden bahsederken bunları homojen bir kitle muamelesi yapıyoruz. Oysa farklı Suriyelilikler ve farklı mültecilikler de var. Nasıl söyleyeyim? Ya, örneğin çok basit bir şekilde Halep'ten sınır hemen geçip yanında da bütün varlığını getirip Suriye'de müreffeh bir hayat yaşayan Suriyeliler var. Yani iyi mahallelerde oturup ya da ailesiyle gelmeye başarabilmiş, savaştan az şiddet görmüş, çok zarar görmemiş bazı Suriyeliler burada daha rahat hayatlarını kurabiliyorlar. Ama bazıları da gerçekten bir akıntının önüne kapılmış geliyorlar kendilerini nerede bulurlarsa. Ve hayat çok çok değişiyor. Şimdi Suriye'de, Hatay'da mülteci olmakla İstanbul'da, Ankara'da mülteci olmak arasında çok büyük fark var. Bir arkadaşımız Ankara Top Etü'den Başak Yavcan bu konuda yaptığı çalışmada şunu özellikle belirtiyor. Şanlıurfa'da, Hatay'da okullaşma oranları biraz daha yüksek olabiliyor. Ama geri çekilip baktığınızda Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin en zor bölgesi. Ama İstanbul'da Suriyeliler için hayat daha zor. Yani tam kötü bir ters bir ilişki var. İstanbul'da okullaşma oranları biraz daha yüksek Güneydoğu Anadolu'ya karşılaştığında Türkiyeliler açısından. Ama Suriyeliler açısından tam tersi olabiliyor. Bütün bunları akılda tutmakta fayda var. Yeni bir makale yayınlandı. Thomas Zaitoff'un bir makalesi yayınlandı. Onun çalışmasına ben de vardım. Suriyelilerin kendi bireysel deneyimleri de çok etkili olabiliyor. Nasıl ailesine kayıp olup olmaması, nereden geldiği vesaire gibi. Şimdi biz 3,5 milyon Suriyeli var ve evet bunlar böyle dediğimiz zaman bütün bu nüansları bırakıyoruz. Kadın olmak var. Kadın Suriyeli olmak şöyle işte sokağa çıkamamaktan başlıyor daha önce konuşmuştuk. Hayata katılamamak gibi bir şey var. Sınıfsallık var. Orada da bir sınıfsallık vardı. Yani onda yanlarında getirilmeleri var vesaire. Bütün bunlar bir yere geldiği zaman iş
çok karmaşıklaşıyor. Çok daha ayrıntılı çalışmaya evet. ihtiyaç var. Bizim gene bulgularda yani anne babanın eğitim durumu da gene çok belirleyici bir şey. Çünkü gene bu eğitimin nasıl kotarılması ya da neye öncelik vermeyi belirleyen bir şey. Ve burada şey çok önemli yani dil de dahil olmak üzere nerede eğitim alacaklar, nasıl bir eğitim alacaklar, geleceği nasıl kurgulayacaklar. Yani UNICEF'in tüm dünyadaki Suriyeli çocuklar için söylediği raporunun başlığı vardı, kayıp nesil diye. Çünkü gerçekten de çok ciddi bir oran belli bir şiddetin içinde, bir savaş durumunun içinde yaşayıp sonrasında da işte dünyanın değişik ülkelerinde sığındıkları ülkelerde tekrar bir eğitim hayatının içine girmeye çalışırken birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Doğal olarak da eğitim çok önemli ama en birincil ihtiyaç olarak bazen görülemeyebiliyor. Oysa bu tabii ki gelecek açısından çok temel bir nokta. Çünkü ister burada ister başka bir toplumun parçası olarak yaşamaya çalışsınlar ya da Suriye'ye geri dönme durumu olsa bile bir hayat kurmaları, onların da bir gelecek hayal edebilmeleri açısından eğitim çok ciddi bir nokta. Bu arada bu kayıp nesil önemli bir kısmı çocukların aslında iş sektöründe de kaybediliyor değil mi? Çalışıyor aynen. mu çocuklar aslında? Yani demin o söylemeye çalıştığım şey buna böyle bütüncül bakalım Türkiye'nin kendi daha önceki sorunlarıyla ilişkili bir durum da var dememin sebebi aslında biraz da bu çocuk işçiliği. Çünkü Türkiye'de bizim hani zaman zaman belli günlerde hani daha çok duyduğumuz ya da gazetelerde okuduğumuz ama çok ciddi bir sorun olarak bence masamızın üzerinde duran ve kalkınmayı biraz daha farklı anlamlarda, daha insani bir biçimde tanımladığımızda mutlaka çözmemiz gereken çocuk işçiliği sorunu var. Ve çocuk işçiliği varken bir de bunun üzerine böyle bir 1,5 milyon gibi bir çocuk Suriye'den geldiğinde ve ailelerin kırılganlığı da göz önüne alındığında, evet çeşitlilikler var, çok farklı düzeyde aileler var ama bayağı ihtiyaç sahibi de en kırılgan aileler de var. O zaman çocukların bu çocuk işçiliğini kaymaları, ki işte kayıt dışı sektör, merdiven altı atölyeler, bizim özellikle çalıştığımız mevsimlik tarımda yer almaları gibi bir durum çok var. Bu yüzden de bu tabii onların eğitimden kopup eğitim yerine iş hayatında ailelerinin bir tür geçimlerini de sağlayan kişi olmalarını sağlıyor. Çok erken bir noktada çok ağır bir sorumluluk altına giriyorlar. Burada şey var, bizim araştırmamızda hani sınırlılıklarını göz önüne tutarak hatırlayalım. %25 hanenin %25'inde çalışan bir çocuk var. Bunu söylemişler bize. En düşük gelir düzeyinde. Bu oran %30'a yaklaşıyor. En yüksekte %17'ye yaklaşıyor. Kalabalık ailelerde daha çok çocuk çalışıyor. Mesela bu da önemli bir şey. Daha kalabalık ailelerde birden fazla ekmek kazanan vardı. Durum dengeliyordur diyorsunuz. Hayır. Orada kalabalık ailelerde artı bir çocuk artı bir iş gücü olabiliyor. Yakında açıklamayı umduğumuz başka bir çalışma da onu gösteriyor. Genel okullaşma oranları çok düşük, onu geçeyim ama genelde kadınların, kız çocuklarının okullaşma oranları daha düşüktür baktığımız zaman. Burada resim tersine biraz dönmüş. Çok küçük bir fark. Yani %10'la %16'yı karşılaştırıyoruz ama öyle bir an geliyor ki erkek çocuğun elini ekmek tutabilmesi çalışmaya gönderilmesini sağlıyor. Bir an önce hadi git çalış. Ve o da eğitim dışına çıkıyor. Çalışıyor da nasıl çalışıyor o da ayrı bir mesele. Kayıtlı olarak çalışmıyor. Enformel sektörde çalışıyor. Çok az sayıda Suriyeli mülteci kaydolmuş durumda. %1, %2'den bahsediyoruz. Ve enformel sektörde ne olursa iş, ne iş olursa yaparım diyen çocuklar ortalıkta dolaşıyor. Çok klasik, yeni gündemde geçiyor işte. Belki görmüşsünüzdür. 12 Adıyaman'da bir çocuk bir spor salonunda boyacı sandalye bakıyor. Fotoğrafını evet. çekiyor vesaire. 11 yaşında, 12 yaşında ayağında terlik. Yani ne kazanıyor? Ama o ne kazanıyorsa, bilmiyorum Adıyaman'da ayakkabı boyacılığı ne getir Adıyaman sonuç olarak. O aile için çok önemli. Her bir artı bir kuruş. O yüzden de bu çabaların artması gerekiyor. Her tarafta artması gerekiyor. Sadece Güneydoğu bölgesine değil. Tamam büyük bir çoğunluğu Güneydoğu bölgesi taşıyor. Çoğunluğu orada ama orada müdahalelerin sayısı daha çok ama Adıyaman Güneydoğu bölgesinin bir parçası olmasına rağmen ne kadar müdahale görüyor bilmiyorum. Ya da İstanbul, en önemlisi İstanbul'da ne kadar müdahale var? Bazı belki şeyde yapıyorsunuz, Sultanbeyli'de yapıyorsunuzdur ya da Küçükçekmece'de yapıyorsunuzdur ama her yerde 500 bin kişiden bahsediyoruz. Bu kalabalık aileler siz de bahsetmişsiniz. Orada çocuklar arasında bir rekabet de var ne yazık değil ki öyle oluyor. Evet. Ne yazık ki. Yani. Şöyle bir şey var mesela bir aile kompozisyonu yapmaya çalışmışız. Ve en düşük ekonomik statü ailede iki tane ebeveyn var. Mesela bu önemli şeylerden biri. Ebeveyn sayısı çok artmıyor. Bir ya da
iki ebeveyn oluyor. Ondan sonra okul çağında çocuk oluyor. Ondan sonra da okul çağında olmayan çocuk oluyor. Böyle gittiğin zaman 6-7 kişilik bir ortalama aileye gelmiş durumdasınız. Şimdi bu çocuklar okul çağına geldiği zaman kaynakların bir kısmının birilerine aktarılması lazım. Bu da fırsat maliyeti denen bir şeye dönüşüyor istesek de istemesek de. Bu çocuk okula gitmezse ne yapacak? Bir de okula gitmenin maliyeti var. Bunu unutuyoruz. Yani ayda 100 lira olsun bir maliyeti var. Şu an uygulanmakta olan bir şartta eğitim yardımı var. Ailelere çocuk başına belli bir miktarda para veriyor. 170 bin haneye erişilmiş, bunun 260 bine erişilmesi gibi bir hedef var. 35 lira ile 65 arasında değişiyormuş. Yani bu o maliyeti karşılaması. Çünkü çocuğu oraya yolladığın zaman yol parasından tutun her şey devreye girecek. Bu açıdan işte desteğin de biraz bu daha kırılgan olan, daha kalabalık, daha yoksul, tek ebeveynle mesela babanın olmadığı, yaşlıların olduğu gibi ailelere biraz daha asimetrik olarak verilmesinde fayda var. Öyle bir farklılaşma gidilmesine fayda var. Bu eğitim durumları demiştiniz anne ve babanın. Bu muhtemelen birçok çocuk için Türkiye'deki geçerlidir ama... Aslında şöyle, bizim şu ana kadar yaptığımız bütün özellikle dezavantajlı ve yoksul gruplarla, en alt gelir düzeyindeki gruplarla yaptığımız noktada anne eğitimi en temel belirleyenlerden biri olarak çıkıyor karşımıza. Yani çocuklara odaklandığımız, çocuğun iyi olma haline baktığımız her alanda biz anne eğitimiyle kontrol etmeye çalışıyoruz ve görüyoruz ki annelerin, gerçekten kadınların aldığı eğitim o ailenin ve o çocukların yaşam şartlarını çok ciddi bir biçimde değiştiriyor. Tabii bu benzer bir şey. Hani Suriye'den gelen aileler için de söz konusu. Eğer burada daha belli bir eğitimin üzerinde bir anneden ve babadan söz edebiliyorsak, ebeveyninden söz edebiliyorsak, tabii ki bu bir aslında sosyal sermaye olduğu için hayatta kalma çabasının parçası olarak da belki daha fazla hem haklarını daha iyi biliyor, erişebileceklerini yaratmaya çalışıyor, kendi ağını kurabiliyor. Yani kendisinin en azından bildiği işler konusunda bir tecrübe kazandığı alanlarda bir performans gösteriyor. Şeyi de söylemek lazım, yani bu ailenin kendi içindeki rekabeti söylerken çok önemli bir şey tabii. Kırılgan gruplar arasında bir rekabet var Türkiye'de. Ve bu da ne yazık ki var olan ön yargıların ya da işte bazen ne yazık ki yabancı düşmanlığına varan davranışlara da yol açıyor. Çünkü bazen en alt ya da en alt gelir düzeyi ya da en dezavantajlı diyelim ki yerlerde, yerleşim bölgelerinde beraber yaşar hale gelip yardımlar da dahil olmak üzere iş imkanlarının beraber peşinde koşup rekabet içinde olunca bu sefer çok daha güçlü önyargılar, çok daha sert bir karşı duruşla karşılaşabiliyoruz. Toplumsal şiddete varıyor. Evet, ve bu bence çok önemli bir nokta. Bizim yaptığımız birçok çalışmada bu hani yoksullar arası rekabet olarak ya da çalışılan o nerede bir iş sıkıntılı olan, az sayıda olan bir işin peşinde koşma noktasında bir göçmen karşıtlığı ya da işte buradaki durumda bir sığınmacılara, mültecilere karşı bir ön yargının artmasıyla neticeleniyor. Bence bu da çok önemli çünkü eğitimin dışında kalan çocuklar kadar eğitime erişen çocukları da ne kadar kapsayabiliyoruz, ne kadar onların dertlerine çare olabiliyoruz, ne kadar kaynaştırıcı bir eğitim veriyoruz. Çünkü bunların hepsi aslında öğrenmemiz gereken şeyler. Hiç kolay bir rakamdan bahsetmiyoruz, bunu da söylemek lazım. Yani hiçbir devlet 3 milyonun üzerinde bir mülteci, bir sığınmacı grubunu sorunsuz bir biçimde halledebilecek kudrette değil. Bu bütün dünyanın aslında zorlanarak verdiği bir sınav ama bir gerçeklik olarak burada ve bu ne yazık ki dünyanın gerçekliğinde her devlete, her toplumda yaşanabilecek bir şey olarak burada. O yüzden başka deneyimlerde beslenerek öğrenmemiz lazım. Öğrenmeye de açık olmamız gerekiyor açıkçası. Ve ne yazık ki toplumda bu ön yargının arttığını ve insanların tepkilerinin oluştuğunu görüyoruz. O yüzden burada çocuk bana gene de bunu kırabilecek bir nokta olarak geliyor. Yani çocuk olmaktan kaynaklanan çocuk hakkı diyoruz biz. Mülteciden önce, sığınmacıdan önce de zaten sadece çocuk olduğu için sahip oldukları haklar var. Bu ailelerin eğitiminden bahsettiğinizde akla gelen çözüm ailelere ulaşmak, onlara eğitmekmiş gibi de geliyor bana ama günün sonunda baktığınız zaman yine de en büyük problem yoksulluk, parasızlık değil mi eğitime ulaşmak için? Yani orada iş rekabeti için de orada biraz şey de var. Ailelerin, yetişkinlerin baktığı işlerle ya da yapılabilir işlerle
işte çocuklara verilen ve geçici olan, kayıt dışı olan işler arasında da oldukça ciddi farklar var. O yüzden yetişkin diyelim ki iş imkanlarına kavuşamazken bazen çocuklar işe girebiliyorlar. Kayıt dışı olduğu için isteğe bağlı olarak işe alıp çıkartmanın kolay olduğu ve tabii ki çok ucuz bir emek olduğu için bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aileleri bilinçlendirmek ya da ailelere eğitim vermek, aileleri özellikle kadınları hani dil açısından eğitmek önemli bir sürecin parçası olarak yer almalı. Ama tabii çocuklarda şöyle bir şey var. Çocuklar en çabuk da öğrenenler. Yani çocuklar adapte çok hızlı Türkçe olan. Öğreniyorlar, çok hızlı adapte oluyorlar. Belli bir süre geçtiği için artık zaten hani dil konusunda ailelerinin çevirmenliği, özellikle annelerin çevirmenliğini yapıyorlar. Ki okullardaki sorunlardan bir tanesi de bu. Öğretmenler annelerle anlaşamadığı durumda çocukların kendisi orada çevirmenlik görevi yapıyor. Çocuğun kendisiyle ilgili bir konuyu annesine kendisi aracılığıyla aktardığı bir şeyden bahsediyoruz. Bu noktada da okullarımızdaki bu ihtiyaçları görerek müdahaleler yapmamız lazım. Yani örneğin bu çeviri mevzusu önemli bir mevzu. Şiddet ya da travma görmüş, savaştan gelmiş bir çocuğun bir sınıf ortamı içinde özel koşullarda desteklenmesi, rehberlikler hocalarımıza bu alanda bilgilerin aktarılması gerekiyor. Çok farklı boyutlarla yaklaşmamız gerekiyor. Tabii zor bir iş ama hani bunları kapatmak değil de bunları konuşarak ortak aklı üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz bu eğitim okulların farklılıklarından bahsetmiştiniz. Bir yandan örgün MEB eğitimine de dahil edilmek isteniyordu çocuklar. Evet. Ama önlerinde sizin de dediğiniz gibi ciddi bir problem var. Tabii. Dil problemi, adaptasyon problemi. Okuldan uzak kalmalarında bunların etkisi ne kadardır? Çok büyük, en büyük engellerden biri o. Hala yani o çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen yetişkinlerde dahi dil çok büyük engel oluşturuyor her yaş kategorisinde. Burada bir ana sınıfı, erken çocukluk eğitimi gibi projelerle dili en azından o sınıfa geldiği zaman iletişim kurabileceği kadar geliştirmek üzerine bir yatırım var. Bu konuda Pınar Hocamızın söylediği şey çok doğru. Çok ciddi bir çaba harcanıyor. Türkiye Cumhuriyeti kendi başına çaba harcıyor. Avrupa Birliği'nden alınan fonlarla çaba harcanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı buna özel bir ihtimam da gösteriyor. Bir yere kadar. Çünkü şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Kayıtlı olma hali denen bir şey var. Kayıtlıysanız bunlara erişebiliyorsunuz. İkincisi kayıtlı olduğunuz yerde erişebiliyorsunuz. Şimdi bu zaten erişimle ilgili en büyük engellerden biri oluyor. Çünkü insanlar ekmek parası için ya da daha iyi yaşam koşulları için hareket ediyorlar. Hareket ettikleri zaman sistemin dışına çıkıyorlar. Sistemin dışına çıktıkları zaman da bu sorun yapıyor, uzatıyor. Burada dille konusunda bir müdahale isteniyor. Bu konuda çok ciddi çabalar var. UNICEF'in harcadığı çaba Güneydoğu Anadolu bölgesine çok yoğun olarak kırılgan bölgelerde, Hatay'da da olmak üzere yapıyor ama bizim daha yakından bildiğimiz işte Adana gibi bir metropolde bu çaba daha sınırlı kalıyor. İstanbul'da biraz önce bahsettim çok çok sınırlı kalıyor. Dolayısıyla hani ne kadar erişebiliyoruz ve nerede erişebiliyoruz? Bu konularda en kötü rakamlardan biri Ankara'daymış. Okullaşma oranında %20'lerin altındadan bahsediliyor. Ankara gibi ülkenin başkentinde mülteciler, sığınmacılara eğitim verememekten bahsediyoruz. Çünkü konsantrasyonumuz hacim olarak, niceliksel olarak daha yüksek olan bir yerde. Dolayısıyla bunun yerelde de çözümlenmesi gerekiyor. Yerelden de devreye girilmesi gerekiyor. Merkezi hükümet bir yere kadar gidiyor ve merkezi hükümet hacmen büyük yerlere gidiyor. İstese de istemese de. Yani oraya baksan 1,5 milyon gidiyorsa 1,5 milyonla ilgilenecek. 20 binle ilgilenmez. 20 binle ilgilenmek yerel yönetim işi. Orada başka bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Mevsimli tarım işlerinde olduğu gibi görmemek daha işinize gelebilir. Büyük bir şehirdeyseniz nerede karşılaşıyoruz? Hemen bunu da şey yapayım, yeni bir şey, biz bunlar bahsettik. Sürekli çalıştığımız konulardan bir tanesi bu ön yargılar. Ön yargıyı kıran şey temas. Şimdi bunun Türkiye'de geçerli olmaması lazım. Çünkü 70 milyonluk ülkeye 3 milyonluk bir nüfusu zerk ettiğiniz zaman tabii ki temas oluyor dersiniz ama temas etmiyoruz aslında. Bir adım geriye çekin. Nerede görüyoruz? Ben sokakta görüyorum. Konuşmuyorum. Alışveriş yapmıyorum. Onun ismini öğrenmiyorum. O Suriyeli olarak kalıyor. Onun bir ismi var. Yani bütün bunlar aslında biz temas etmiyoruz. O da büyük bir sorun. Görmüyoruz. İstanbul'da dahi 450 bin Suriyeli aslında o kadar görülmüyor.
biraz bir şey var. Gelir düzeyinizle de alakalı. Tabii, aynı, hem gelir düzeyi tam onu söyleyecektim. Hem de tabii yani yaşam alanlarının nasıl kurgulandığı, işte nerelerde yoğun olarak oldukları ile ilgili. Çünkü şimdi diyelim ki bizi dinleyenlerden bazıları öyle yerlerde oturuyorlardır ki diyecekler ki nasıl görmüyoruz ya da nasıl temas etmiyoruz. Biraz yaşanılan yer ki İstanbul bence çok öyle bir yer olmaya başladı zaten. Herkes kendi yaşam alanlarını, kendi varoluş yollarını, güzergahlarını çizerek burada farklı tercihler ya da farklı yaşam biçimleri üzerinden kurgulayıp aslında o şehrin ortaklığından ayrılıyor hale geliyoruz. Ama bu temas noktası bizim çok vurguladığımız ve yaptığımız son çalışmada da ötekileştirme çalışmasında da çok altını çizdiğimiz bir şey. Gerçekten çünkü çoğu algı tanımamaktan da kaynaklanıyor. Birbirimize anlattığımız ya da işte komşulardan duyulan böyle bir tür şehir efsaneleri üzerinden çok fazla öykü, evet çok fazla öykü dinliyoruz. Çok fazla ön yargının. Bunun da yani daha şey hali zaten sosyal medya. Yani komşunun komşuya anlattığı fısıldığı artık şimdi işte tweet üzerinden, Facebook üzerinden görüyoruz. Ve burada insanları belki bizi en çok şaşırtan ve şu noktada da burada söylemeyi iten şey bu makbul bir şey olarak anlatılabiliyor. Yani insanlar böyle bir ön yargıyı, yabancı düşmanlığını ya da göçmen karşıtlığını ya da sığınmacı karşıtlığından rahatsız olarak bu cümleyi söyledikleri için bir utanma, bir ezilme değil de bu normmuş gibi koyabiliyorlar. Çünkü ciddi olarak şu an en azından bizim için sahada çok net bu cümlelerin ifade edilişini görüyoruz. Ve bunlar yalanlarla da meşrulaştırılıyor. Tam da öyle. Haklar üzerinden bizim sahip olmadığımız haklara sahipler, vatandaşların sahip olmadığı imkanları var. Ayrıcalıklar. Savaştan kaçmak ne demek? Yani her şekliyle bunların üst üste bindiği, ön yargının büyüdüğü ve her biri söyleyenin onun üzerine yani bir kat daha çıktığı bir şeyin içine giriyoruz ki bu gerçekten çok sorunlu. Çünkü başka bir tür bakışla ancak daha iyi bir entegrasyon, beraber yaşama koşulları mümkün olabilir. Peki temas dedik. Bu Milli Eğitim Bakanlığı eğitimine dahil etmek çocukları. Evet. Bir yandan temas arttıracak bir şey ama ne kadar iyi bir fikirdir. Araya yıllar giriyor, savaş giriyor, eğitim düzeyleri çocukların, dil hala günlük hayatı öğrenseniz bile eğitimde bir problem. Hangi eğitim formülü çocuklar için daha iyidir ve bu konuda yeterli bir çalışma var mıdır? Yani burada sadece işte biz aslında bunu ilk deneyimleyen ülke değiliz. Bir sürü başka yani mesela Almanya olmak üzere bir sürü başka ülke örneğinde farklı deneyimler var. Burada her durumda bir kaynaşma ve temas olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten sayı çok büyük ve aslında bir biçimde çocuklar da hayatta kalmayı öğreniyor ve zaman içinde sistem oturtmaya çalışılıyor. Ama burada öğretmenler çok önemli, idareciler çok önemli. Bence acil olarak öğretmenlerimize ve bu özellikle yoğun bir biçimde sığınmacı öğrencileri alan okullara destek mekanizmalarını arttırmamız gerekiyor. Çünkü öğretmenler de bütün o sınıfın içinde hem eğitimi sağlayacaklar hem de işte yaşanan problemleri çözecekler, ön yargılarla mücadele edecekler. Bunlar çok kolay şeyler değil. Ama belli bir takım araçları, belli bir takım donanımları onlara aktardığımızda ben bunun çok büyük farklılıklar yaratabileceğini düşünüyorum ki zaten yine de bir başarı olduğu ortada. Çünkü çok daha fazla sorun çıkabilir. Ama işte her mikro örneğe girdiğinizde, her okula ya da her sınıfa girdiğinizde aslında anekdotal olarak sorunların bir kısmını görüyorsunuz. O zaman da iş şuna dönüyor. Acaba bunlardan hangileri çözülebilirdi? Hangileri ufak müdahalelerle? Hepsi olmayabilir ama belli bir takım kaynaştırma egzersizleri burada çok önemli. Çok da somut olan bir şey. Belki gene dediğim gibi dinleyenler için, izleyenler için bir ipucu verebileceğinden sadece Suriyelileri hedef alan projelerde bir takım bence sorunlara yol açıyor. Yani siz aynı koşullarda olan bir okula girip sadece Suriyelilerin ya da Suriye'den gelen öğrencileri hedef alan bir şey yaptığınızda yan sıradaki öğrencide de hani ben niye onun içinde yokum hissini yaratabiliyorsunuz. Burada mutlaka kapsayıcı şekliyle formüle etmemiz gerekiyor. Okula girdiğimizde, okulda bir destek mekanizması yaratmaya çalıştığımızda bunu bütün okulu ya da en azından bütün sınıfı kapsayacak şekilde kurgulanması gerekiyor. Yani şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Her tür projenin en küçüğünden en büyüğüne kapsayıcılık noktasını da için içine katan, kaynaştırıcı olan, temasa imkan veren ayaklarının olması gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bir yerde bir şey yaparken
başka bir yerde daha büyük yaralar açabiliyoruz. Bir de ülkede var olan sorunları da tekrar hatırlamak gerekiyor. Çocuk işçilik de aslında yeni tabii. başlamamış durumda. Okula ulaşmama hali de ulaşmayan çocuklar da yeni tabii, başlamamış tabii. durumda ülkede. Yani mevsimlik tarımda mesela biz çok ciddi olarak bunu zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tespit etmişken yan çadırda da işte şimdi Suriyeliler var ve daha fazlası var hatta şu an giderek daha da sayı olarak artan bir biçimde. Bütün oradaki olumsuzlukların üzerine bir de böyle bir koşul gelmiş oluyor. Peki hocam, başta konuştuğumuza tekrar geleceğim. Bir statü problemi, yani bir sürü çalışma yapılması gerektiğini söylüyorsunuz. Evet. Araştırmanız da bunu ortaya koyuyor. Bir yandan bir misafirimsi bir statü veriyorsunuz. Hı-hı. Ama kalıcı olduklarını kabul edip ona göre bir takım planların yapılması gerekiyor. Bu statü hala problem midir? Mülteci statüsü verilmesi gerekir şimdi mi? Şimdi bu mülteci statüsü vermeme konusu önemli bir konu. Hemen verilmesi savunuluyor da bu... Geçici koruma kapsamı Türkiye Cumhuriyeti'nin icat ettiği bir kavram değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin de böyle bir statüsü var ve oradan alınmış bir statüsü ve olağanüstü durumlardaki yoğun nüfus akışından bahsediliyor. Dolayısıyla hani bunun olağanüstü bir durum olduğu varsayımıyla bu statünün çok da büyük sakıncası yok. Ama olağanüstü durum olağanlaşırsa, yani geri dönmeleri için bir motivasyon oluşmazsa ki burada çeşitli rakamlar var. Bu anketlerle çok güvenmemek lazım. Yani ne kadarı döner? Ben 165 dönerimi duydum. Böyle bir olayı duydum. Ama başka çalışmalar gösteriyor ki bu bugünden yarın olmuyor. Bir 6 yıl, 10 yıl, 12 yıl içerisinde bir dönmeden bahsediyoruz. Ve temenni farklı, pratik farklı tabii, oluyor. Tabii onun şeyi var. Orada iyi bir hayatın kurulması, Suriye'nin, orada okulların ihsas edilmesi. Burada önemli bir dipnot vereyim. Bu çocukların okullaşma oranları %90 üzerindeydi gelmeden önce buraya. Şimdi %40'lardan belki bahsediyoruz ki büyük yaşlarda bu da yok. Üniversite öğrencisi de %12'si artık üniversite devam ediyor. Dolayısıyla yani eski yaşamlardan daha kötü bir yaşama düştüklerini kabul etmekte fayda var. Tabii. Dolayısıyla burada kalmak için o kadar büyük motivasyonları yok. Zaten bir kısmı motivasyonu gitmeye çalışmakta en son anlaşmayla o bitti. Yani Avrupa'ya geçebilme o zaten çok sınırlayıcı bir anlaşma. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti tabii ki bütün kurumlarıyla evet sonsuza kadar buradaları kabul edemez. Yani kamuoyunu da kabul edebileceğini zannetmiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yani kalıcı yok. Olduklarını kabul etmek bir yandan da... Çok kolay bir şey değil. Yani şey çektiğinde... Yani iyi niyet olarak evet burada kaldıkları sürece biz elimizden geleni yapalım ama gitsinler. Yani o çok ciddi bir politika değişikliği anlamına geliyor. Şu anda işte konuşuyoruz Türkiye'de. Bir potansiyel hoşgörüsüzlük var. Onun farkındayız. Bu ne kadar kuvadan fiile dönüştü soru işareti. Bunu engelleyen bir faktör olduğuna ben şahsen inanıyorum. Bu misafir olarak algılama engelliyor. Evet. Bu engelliyor. Yani misafir evet işte bir ensa tırnak içinde o ensa kavramıyla belki toleransımızı olmasa bile katlanabiliyoruz. Ama mesela. Şey önemli yani bizim hatta başka bir çalışmada o başlığı kullanmıştık. Misafirden komşuya diye aslında şu an bir komşuluk durumundayız. Yani misafirlik kavramı olarak da artık kullanılmamaya başlandı ve belki ilk kullanılmasında da çok ciddi sakınca vardı. Ama hani şimdi komşularımız artık yani komşularımızın olduğu ve komşularımız olduğu için de yaşadıkları durumun gerçekliğinin farkında olarak bir algı kırılmasına gitmemiz gerekiyor. Yani vatandaşlık tartışmaları başladı. Sonra işte herhalde bu başka kamuoyunun şey. Nabzını tutmaktan kaynaklanır bir biçimde sessizleşti. Ama sonuçta sadece burası için değil, her göç pratiği göçün bir geri dönme ihtimalini içerir ama hiçbir zaman o tamamen bir geri dönüş olmaz. Yani şu anda şeyi kabul etmemiz lazım. Burada 5 yıldır var olan bir okul sisteminin içine entegre olmuş bir çocuk için aslında burası da onun artık toplumudur, yuvasıdır, evidir, okuludur. Ve bunların bir kısmı dönebilir şartlar değiştiğinde, farklılaştığında ama bir kısmı tamamen hiçbir zaman dönmeyecek ya da her zaman git gel arada olma hali yaşanacak. Ve bu bir kayıp değil, bu bir zenginlik olarak da algılanabilir. Ama bunların hepsi işte bizim birazcık daha açık olmamıza, kendimizi onların yerine koyabilme yetimize bağlı olarak da değişebilir. Evet çok ciddi ön yargılardan bahsediyoruz ya da çok ciddi karşı duruşlardan bahsediyoruz. Ama bazen ne diyelim olağanüstü koşullar, olağanüstü farklı politikaları ya da algı kırılmalarını da yaratabilir. Bu yönde yapılmış her çalışmada çok kıymetli geliyor bana. Çünkü o işte bir kalıp halde görmek. Yani Suriyeliler 3 milyon değil de her bir kişinin kendi zenginliği, kendi
İşte sanatçı olması, yaratıcı olması, yaptığı iş gibi hani bir takım zenginlikler olarak da algılayarak bakabiliriz. Tabii ki ihtiyaç sahipleri durumunda olanlar da var ama bu da bir işin çok ciddi bir gerçeği. Çünkü birçok koşulunu bırakarak gelmek durumunda kaldılar. Savaştan kaçarak gelmek durumunda kaldılar. Bence bunun da bir kere daha anlatılması gerekiyor gibi geliyor. Peki çocuklar için özellikle acil bir çözüm olarak bir an önce daha fazla çalışma yapılması ve bu alana artık eğilinmesi diyebiliriz herhalde. Zaten yapılıyor. Açıkçası hani ilk bunları yaptığımız, ilgilendiğimiz, Bunur hocamız aynı zamanda göç merkezi müdürüdür. Suriyelilerle ilgili ilk dokumaya başladığımızda hiçbir şey bilmiyorduk. Oradan buraya çok mesafe kaydettik. Hani nasıl diyeyim, göç çalışan bir akademiya İyi kötü oluşmaya başladı, göç programları oluşmaya başladı. İşte göç üzerine düşünen insanların bir yere geldi, ortamlar başladı. Yani bir göç üzerine eskisine göre çok çok daha iyi durumdayız. Ama öyle bir şey ki yani şurada şunu yapamıyorsunuz. 1 milyon öğrenci olsa %12'den %14'ü çıkardım dediğin zaman ortadaki rakam 20. Yani şakası değil bu. Yani 20 bin kişiden bahsediyoruz. Ölçek o kadar büyük ki her türlü çabaya. Bütün şeye rağmen hani şöyle bir şeyden bahsedeyim. Türkçe bilmeyenler sayısı o kadar çok ki siz istediğiniz kadar Türkçe eğitim verin. Hala çok azına ulaşabilmiş durumdasınız. Yani onu söyleyecektim, bizim bir dostumuz bunu sürekli vurgular. Afet anında öncelikleriniz farklılaşıyor. Afet, bunu bir afet olarak gördüğünüz zaman önce afetten kaynaklanan sorunları çözmeniz lazım. Yaşayabilir hale getirmeniz lazım. Yani ekmektir, süttür, beslenmedir, aşıdır. Şimdi öyle bir sistemle çalışıyoruz ki ilk kötü her doğan çocuk bir şekilde aşılanıyor. %98'in üzerindeyiz ama Suriyelilerde bunun altında. Her doğan çocuk bu şekilde değil. Anne bebek ölümleri daha oranlar farklı. Yani daha afetin yarattığı büyük zararla ucu ucuna uğraşıyoruz denecektir. Dolayısıyla bunu bir halledelim, sonrasında oran gelecektir denecektir ama sorun o zaman bile için çok geç oluyor. Evet. Yani siz pansumanı bırakıp tedaviye geçene kadar şu anda 2018'de ne oldu? Yani az buz bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani hani pansumana devam ediyoruz. O yüzden ikisini birden yapabilmemiz gerekiyor. Tamam, acil. Urfa'da bana yüzüme karşı söyler. Ben her gün 5000 kişiye ekmek götürmekle sorumlu bir sivil toplum kuruluşuyum. Orası çok var hocam dediler. Yani hani ana dilde eğitim falan tartışıyorduk. Ekmeği ben götürürüm, ana dilde eğitime sıra gelir. O onu yapacak. Onu yapacağız ama ötekisini de düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 5 yaşına gelen çocuklar şu anda 13 yaşındalar. Ve 12 yılı varsayarsak, hani Kemal Kirişçi hocamızın söylediği bir şeydir o. Yani 12 yıl bugüne itibaren hala gelen var. Dün işte İdlib'den 100 binden fazla kişinin geçişinden bahsediliyor. Böyle bir sorun evet. Devam etti söyleyeceğiz. Tamam, pansumanı yapalım. Yarayı, kanamasını durduralım ama orta ve uzun vadeli ilgili adım atmak zorundayız ve gündeme almak zorundayız. Bu çok önemli. Ne kadar gündemimizde sorusu, medyada nasıl temsil ediliyor sorusu. Bunlar sayısı artıyor bu çalışmalar. Eskiden hiçbir şey bilmiyorduk, yapıyor ama işte bu program dahi bir akademik makalenin burada tartışılabilmesi ve bunun daha çok kişiye ulaşması dahi bir adımdır. Bunun sayısını artırmamız gerekiyor. Doğru, zaman geçiyor ve çocuklar büyüyor. Evet, çocuklar büyüyor. Hatırlamamız lazım. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok teşekkürler. Sağlık. Medyaskop'ta bugün Suriyeli mülteci çocukların eğitime erişimini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.